Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi sahilinde yapılacak 326 resort günübirlik turistik tesis ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi Arsuz'da bugüne kadar yapılmış en büyük ve kapsamlı proje olma unvanını kazanan 326 Resort, dünyanın en gelişmiş turizm şehirlerinde bulunan turistik tesis konseptlerine benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cunhan'ın da turizm kenti hedeflerini anlattığı projelerle de özdeşleşen bir anlayışa sahip olan 326 Resort, proje aşamasında dahi heyecan yarattı. Düzenlediği basın toplantısında Arsuz'a turizm yatırımı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 326 Resort Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı İbrahim Tansel Bereketoğlu, Karaağaç sahilinde 13.500 metrekare alanda yapılacak yatırım dahilinde Lyon Milk Restoran, Castello Restoran, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Foggy Cafe, Çocuk Parkı, Wind Beach, 326 Night Club, Snack Bar bulunacağını söyledi. Yatırıma Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cuhan'ın da katkı verdiğine dikkat çeken İbrahim Tansel Bereketoğlu, Hatay ve Arsuz'un hak ettiği yatırımlara kavuşması, halkın beklentilerinin karşılanması için projede en ince detaya kadar özenli hareket ettiklerine dikkat çekti. Öncelikle isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Aslen İskenderun doğumluyum. Uzun yıllar ortaokul eğitiminden sonra önce Suudi Arabistan ve Abu Dhabi olmak üzere ayrı şirketlerimizde çalıştım. Daha sonra Viyana Ekonomi Üniversitesi başta olmak üzere eğitim bittikten sonraki aşamada Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanlığı'nda proje yazılım uzmanlığı yaptım. Yaklaşık 4-4,5 senelik bir proje yazılım uzmanlığından itibaren artık memleketimize dönme kararı alarak bu tarz bir yatırımı başlatmaya karar verdik. Projemizden bahsedecek olursak toplamda 13.500 metrekare üzerine tutturulmuş, konumlandırılmış daha doğrusu. Toplamda 9 ayrı mekandan oluşan bir tesis kurmayı planlamaktayız. Tesis içerisinde yabancı isimler adlandırmış olduğumuz Barcelion Milk, rakı balık restoranımız, Castello şarap evimiz ve 65 metrekare olmak üzere yer altına konumlandırılmış şarap mahzenimiz. Onun dışında yarı olimpik 12.5 yarı olimpik yüzme havuzumuz, Foggy adında nargile kafemiz, iki ayrı çocuk parkımız, Wittich adında 7200 metrekarelik bir sahil şeridimiz. Ayrıca 326 Night Club olarak gece kulübümüz ve sinek barımız yer almaktadır. Toplamda 103 personel ile hafta 7 günü hizmet verecek olan tesisimizin içerisinde rakıbalık restoranımızda çarşamba, cuma ve cumartesi günleri fasıl günlere organize edilecek şekilde tasarlanmıştır. Yaralı olimpik havuzumuz ve yüksel metodik kumsalımızda ise 2500 şezlong ve 14 ayrı VIP loja ile ilgili hizmet verecektir. Nargile kafemiz ise 4 tarafa açık olmak üzere çimlerin üzerine atmış olduğumuz brandalar sayesinde boş vakit geçireceğine inanıyoruz misafirlerimizin. Dediğiniz üzere her geçen gün Hatay ilimiz başta olmak üzere ve Arsuz ilçemizde yeni mekanlar açılmakta ve çıtasını bir kademe her zaman yukarıya taşımakta. Biz de böyle bir projeyle sağ olsun Arsuz Belediye Başkanımız Nazım Çuğla sayesinde ve onların önerisi sayesinde bu tarz bir projeye start verdik. Kısmetse 30-35 gün, maksimum 35 gün içerisinde bir temalatma törenimize zaten size bir bildirim gönderilecek tekrardan. Size de onu görmekten mutluluk duyuyoruz. İsterseniz projenin içeriğiyle ilgili size biraz daha detay verelim. 326 Resort yatırımıyla sınırlı kalmayacaklarına dikkat çeken Bereketoğlu, Arsuz'a 5 yıldızlı bir oteli de isimlerini açıklamadığı Arap yatırımcılarla birlikte ileriki süreçte yapmayı planladıklarına vurgu yaptı. Plajda aynı anda 2500 şezlongla hizmet verileceğini belirten Bereketoğlu, bölge halkının ve yabancı turistlerin aileleriyle birlikte huzur ve güven ortamında vakit geçirebilmeleri için tesis bünyesinde güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutacaklarına vurgu yaptı. 326 Resort Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı İbrahim Tansel Bereketoğlu şöyle konuştu. Proje 13.500 metrekare bir, yani toplamda 14 dönüm bir arazi üzerine konumlandırılmış. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi rakıbalık restoranımız 250 metrekare, 100 metrekaresi kapalı, 150 metrekaresi açık olmak üzere konumlandırılmış. Hemen girişimizde güvenlik kulübemizin hemen karşı alanında nargile, dört tarafa açık nargile kafemiz yer almaktadır. Mekanımızın tesisinin içerisinde bulunan iki ayrı mekanımızın
Hemen havuz taraflarına konumlandırılmış 2 adet çocuk parkımız görülmekte. 2 ayrı çocuk parkımızda toplamda 2 tane bakıcımız misafirlere, çocuklarına daha kaliteli zaman geçirmesi açısından hizmet verecek. Mekanı tesisimizin ortasında bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuz 1.40 derinliğinde olacak. 25-12 ebatında olacak. Sağ tarafta gördüğünüz üzere şarap evimiz yer almaktadır. Şarap evimizin hemen dibinde gece kulübümüzün duvarına yaslanan bir ufak bir tümsek göreceksiniz. Görmüş olduğunuz kısım 65 metrekare şarap mahzeni olarak hizmet verecektir. Ve şarap mahzeninin altında ise VIP localarımız ve şarap ikramlarımız ücretsiz olarak verilecektir. Görmüş olduğunuz en büyük kapalı alan ise 326 Night Club olarak gece kulübümüz. Ultralüks VIP tasarım içerisinde yapılmıştır kendileri de. Ayrıca plajımız ise 7200 metrekare olup toplam 250 şezlong, pardon 2500 şezlong, 16 toplamda sıkıştırmaya yaklaşırsak 20 tane VIP loca ile hizmet verecek. Mendiliklerimiz projenin açıkçası şu an tam olarak onay alamadık, onay aşamasında olduğu için 20 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde yapmayı tasarlıyoruz. Mendiliklerimizin izinlerini aldıktan sonra kısmetse su sporlarına girmeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere Hatay ve Arsuz ilçesinde herhangi bir su sporlarına yönelik herhangi bir faaliyet gösterilmemektedir. Onun dışında toplamda 103 personelimiz yer alacak. Tesisimizde çalışan. Bu da çok ciddi bir istihdam demektir. Başkanımıza da bu istihdam konusunda bir sözümüz oldu. Belediye başkanımızın önerebileceği 30 personeli biz kendi referansı ile kısmetse tesiste iş başlangıcı yaptıracağız. Onun dışında tesisle ilgili aklınıza takılan sorular var ise kendinizi tanıtarak sorabilirsiniz. Seveseniz cevaplarım. Proje bittiğinde toplam maliyet ne olacak? Toplam maliyet 5 milyonu biraz geçiyor. 5 milyon, 6 milyon arası bir maliyetimiz var. Tabii bu kaliteye göre değişiyor kullanacak olan malzemeye. Elimizden geldiği kadar daha kaliteli malzemeler kullanmaya, tabii biraz ekonomik olduğu için onları zamanla ortalama 5 milyonluk bir proje diyelim. Bu konsept maliyeti dahilinde konaklamayı neden hiç hesaplamadınız ya da konaklama neden için, olmadı? Şöyle bir durum söz konusu oldu. Açıkçası konaklama için Arsuz Belediyesi'nin önerdiği birkaç arazimiz var. Kendi ortak yurt dışındaki Dubai'deki ortaklarımızla, Arap yatırımcılarla şu an Arsuz'da düşünülen bir otel projemiz var. Öncelikle burasına ben tek ortaklı giriyorum. Tamamen kendi şahsıma ait. Kısmetse ilerleyen zamanlarda Arsuz ilçesinde düşünülen bir 5 yıldızlı bir proje var gündemde. İlerleyen zamanlarda onunla ilgili bir açıklama muhakkak yapılır zaten. Onu da kısmetse seneye düşünülüyor. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Plajımız zaten şezlonglarımızı koyuyoruz. Kumsala yolları kapatıp da halka almıyorum diyemezsin. Çünkü plajlar halka aittir. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Halkın sonuçta girip konaklayacağı bir yer. Ama görüntü olarak ilk 50 metreyi baz aldığımız zaman İçeri doğru 40 metre, uzunlamasına 180 metre bir cephemiz var. Tabi dediğiniz gibi beyefendinin günübirlik olarak. Günübirliklerde normalde %5 limar mı oluyordu? %5'ti, şimdi onu düzelttiler, %20'ye çıktı. Siz de aynı %20 üzerine gidiyorsunuz yani. Tabi. Zaten bizim kapalı alanımız gene az. Yukarı doğru çıktığımız zaman ortalama 39 bin metrekare bizim bir inşaat yapma hakkımız var. İşte otel neden diye düşünmüyorsunuz. Önce dedim bir önümüzü bir görelim. Düşündüğümüz potansiyeli alırsak yıkar otel yaparız. Kısmet. Buradan bahsettiniz. Yatırım işte bazı zaman kaçıyorlar dediniz de. Örneğin şu an az ileride Jasmine Otel'in yanında bir otel yapılacak. Çok büyük bir Rosus. Şey düzenlediler. Temel atma töreni düzenlediler. Her türlü imkan sağlantı. İmar değişikliği yapıldı. Her türlü kolaylık sağlandı. Ama orada kepçeyle geldiler, iki tane kuyu kazdılar ve gittiler. Biz basın mensupları olarak o yatırımı çok desteklemiştik. Ama ne oldu? Bizim elimizde patladı. Anlıyorum. Şimdi bu tür sıkıntıları da göz önünde bulundurmak lazım. Muhakkak. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi her iş adamı yapmış olduğu yatırımlarla konuşulur. Benim geçmişimi araştırdığınız zaman bunu ben de size paylaşabilirim. Çok şeffaf Mogol'u söylemiştim az önce bahsettiğim gibi. Her iş adamı yapmış olduğu çalışmalarla, başarılarla anılır. Ben buraya bu projeyi buraya asarken babamın ayağını asmadım. Benim şu projem çizilirken emin olun ben 6 ay mimarla oturup kalktım. Ben burada haftada 2 defa İzmir'e gidip geliyordum. Benim mimarım daha İzmir'de.
Şimdi böyle bir projenin altından ben böyle bir kahvaltı vereceğim. Bütün basın ben karşıma alacağım. Sonra böyle bir projeden kaçtı dedirtmem. Çünkü neden? Benim her şeyim resmi, nakit paramla iş yapıyorum. Siyasi anlamda belediye bölümünde benim, çok özür dilerim, benim önüme geçebilecek bir durum söz konusu değil. Resmi ruhsatımı alıyorum. Kendi sermayemle ben ticaret yapıyorum. Bunu bir baltalama açısından olsun, farklı siyasi boyuta çekecek bir durum söz konusu olamaz. Ben ticaret yapıyorum. Belediye ruhsat başvurumu yaparım. Gerekli incelemeler, takım projem incelenir. Gerekli ruhsatımı alırım, inşaatıma başlanırım, inşaatımı kontrol ederler. Bu çok basittir aslında. Biz bunu daha önce yıllarca yaptık. Aynı sıkıntılar, sizin olduğunuz sıkıntılar bizim doğuda çok başımıza geldi mesela. Basın geliyor, işte yatırımlardan bahsediliyor. Daha sonra ödenek çıkmadığı oluyor. Bunlar olan şeyler aslında baktığımız zaman. Bahsetmiş olduğunuz proje, otel projesiyle ilgili inanın hiçbir bilgim yok. Sadece temel atılıp bırakıldığını biliyorum. İşte Kaymakam Bey'in, Vali Bey'in teşrif ettiğini biliyorum. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Neden vazgeçildiğine dahil de hiçbir bilgim yok. Bu tamamen yapacak olan şirketin sermayesiyle kendi çıkar ilişkileri doğrultusunda olan bir durumda söz konusu. Biz ama bir iş adamı, Türk iş adamı, Abdu Karadağ diye bir iş adamı, Hataylı kendisi ve çok zengin bir iş adamı. Fakat böyle bir şey yapması bizim biraz tuhafımıza gitti. Yani projeler çizildi, aynı şekilde baktık böyle harika bir tesis. Ama ne oldu? Kalktı. Bir de şöyle bir örnek vereyim size. Kötü emsal değildir. Bu çok güzel bir laf. Her şey, ben bunu çok kullanırım toplantılarda. Şöyle bir örnek vermek isterim. İnanın başkanım yeri geldi. Şu projeyi biz çizerken kulağıma çok hoş olmayan şeyler geldi. Çok ciddi anlamda. Çok vazgeçtiğim oldu. Ama insanların böyle karalaması bir yandan da şey oldu. Hırs yaptı. Bir de ben kova burcuyum. Çok ciddi bir, bende bir hırs var. Eşim bunu çok iyi bilir. Ondan dolayı şöyle söyleyeyim yani benim bu yatırımdan vazgeçmem demek, benim tekrar bu şehirden gitmem demek. Bu kadar açık konuşayım size. Daha da fazla bir şey söylemeye gerekiyor. Şu yanlış anlaşılmasın. Ben sizin yatırımı yapmayacağınız şekilde bir ima yaratmak istemedim. Estağfurullah. Yani siz yatırımcılardan bahsedince ben o örneği vermek durumunda kaldım. Biz inanıyoruz yani ben kalbe inanıyorum bu projeyi hayata geçireceğinize inanıyorum. İnşallah güzel olur çünkü bölge kazanır. Buraya yapılan... Yani Arsuz kazanacak başkanım. Her yatırım İskenderun'da, Arsuz'da. Biz zaten iç içe iki ilçeyiz. Onun için biz elbette destekliyoruz. Bu tür yatırımları destekleyeceğiz. Çok teşekkürler. Eminim destekleyeceğiz. Hiçbir yana şüphem yok zaten. Dediğim gibi Erdal Bey de söylerken biz kendi ilimizde, kendi içimize bu yatırım yapıyoruz. Ve hakikaten kıyı şehirde olarak baktığımız zaman başkanım, Arsuz'dan İskenderun'a kalan olan kısımda diğer illerimiz gibi bir plajımız yok. Ne yazık ki yok. Hem başkanımızın şu an çalışmaları hakikaten de birebir şahidim. Çok ciddi desteklemeler yapılıyor. Arsuz adına hakikaten yapılıyor. Yalnız bu bütünleşmeden dolayı belediyenin de elinde olmayan sıkıntılar hakikaten de göz önünde abi. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. İlk başta ben de çok ön yargıyla gitmiştim. Neden işimiz varmıyor, neden bu şekilde hızlı... Yani emin olun sizden çok ben bu inşaata bir... Ben kepçeyi vurduğum gün benim inşaatı bitirdiğim gündür. Ben 15 bin metrekare fabrikayı doğuda 3 ay 10 güne teslim eden insanlarız. Yani dediğim gibi elimizde olmayan sebepler hakikaten de gerek siyasi olsun, gerek belediye ayağı olsun önünüze çıkabiliyor. Ne yazık ki çıkabiliyor. Ama böyle bir tesis İskenderun ve Arsuz için, Hatay bölgesi için gerçekten çok örnek olacak bir tesis. İnanıyorum ki benim bu tesisim birçok iş adamını ve genç yatırımcıları teşvik edecek. Zaten biliyorsunuz Arsuz Belediye Başkanımızın yürütmeyi başlattığı bir çalışma var. Arsuz'dan kısmetse işte Karaca kadar olan bir yürüyüş parkuru. Benim tesisim önünden de bu yürüyüş parkuru geçecek. Bu benim hoşuma da gider. Benim hoşuma da gider. Aynısı Kuşadası'nda da var. Aynı sıkıntıyı biz Kuşadası'nda da Kapalöde'ye girdiğiniz zaman yine aynı şekilde tesisimizin önünden bizim yürüme parkuru geçiyor. Araç geçişi yok. Sadece insanlar geçsin, benim plajımda otursun, tesisime gelsin. Yani dediğim gibi biz memleketimizde yapmayacağız. Nereye yapacağız abi? Yapılacak yer var mı? Yok. 11-12 seneden beri hep şehir dışı, yurt dışı. Biraz da memleket. Ama hani sahilden gelenler gelsinler benim plajımı da kullansınlar mantığı da pek böyle şey gelmiyor. Mantıklı gelmiyor. Ama kullandırmak zorundayım. Halka açık. Plajlar halka açık.